yepyeni konseptiyle Kasapoğlu Mobilya'da %10 vergi indirimi devam ediyor. Her bütçeye uygun yüzlerce çeşit ürün sadece Kasapoğlu Mobilya'da. Mobilya almadan bir düşünün ama bize uğramadan asla karar vermeyin. Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İştek, cumartesi günü kurulan üretici pazarı ile ilgili hem üreticinin hem de vatandaşın çok memnun olduğunu belirterek çarşamba pazarı ile alakalı da önemli açıklamalarda bulundu. Köylü pazarında derdiniz. Nasıl pazar? Ben her pazara çıkıyorum. Hem çarşambaya çıkıyorum hem şeye. Orada da biliyorsunuz bir ay, bir buçuk ay önce ben açıkladığım zaman köylülerimiz haklı olarak ya nasıl olur, biz çarşambadan ayrılırsak çok kötü oluruz. Biteriz, biz çarşambayla beraber de verdiğim tarzında bir serzenişleri vardı. Ama bu hafta üçüncü hafta baya baya sarılıyorlar, öpüyorlar, Allah razı olsun diyorlar. Ya dünya ne dediler, hatta çok hoşuma gidiyor. İşte dünya durdukça sen de burada dur. Devam ettim. Hoşuma gidiyor yani, iyi oturuyor. Yavaş yavaş oturuyor. Ben burada çarşamba pazarındaki esnafa bir şey söylemek istiyorum. Zannediyorlar ki çarşamba pazarımızda işler düştü. Evet, işler düştü. Ama cumartesi de düştü. Şimdi esnafa çıkın mesela, benden sonra röportaj yapın. Esnafın da işleri düştü. Sebebi şu, emin olun bu sene ekonomik krizden dolayı, Türkiye'deki ekonomik darboğazdan dolayı şöyle bir sıkıntı var, yazlıkçı gelmiyor. Sokaklar bomboş. Anladın mı? Yani kiralayanlar şimdi kiralamış. Ben emlakçılarla da görüşüyorum. Yani yazlık 3 aylık, 4 aylık kiralamalar %20'ye kadar düşmüş. %80'i yok. Artı mesela insanlar ne yapıyordu? İşte esnaf olanlar cumartesi akşam Antalya'da kepengini kapattığı zaman cumartesi akşam hemen yarım saat 45 dakikada buraya geliyordu. Bir cumartesi gece, pazar gece yatayım, pazar sabah gideyim tarzındaki kişiler artık 15 günde bir, ayda bir belki gelir duruma geldiler. Niye artık benzin parasını düşünüyorlar? Her haftasını git gel yapmayayım diye. Dolayısıyla şeyde bir düşüş var. Yani ekonomik anlamda yazlıkçılarda da bir düşüş var. Bu tabii etkiledi pazarı ama cumartesiyi de etkiledi. Çarşambayı da etkiledi ama çarşamba pazarındaki arkadaşlarla ilgili ben hep onu söylüyorum. Orada da benim kendime ait köylüm var. Kokteyl olmayan da var. Kokteyl olan da var. Kanuni hakları Salı günü öğlen, çarşamba akşamına kadar. Dolayısıyla biz Korkuteli olarak, Korkuteli'deki o pazarımızdaki belediyenin pazar yeridir burası. Belki şimdi diyeceğiz ki pazar günleri elektrik elektronik pazar açıyoruz. Belki diyeceğiz ki beyaz eşya, işte ev kurucular cumartesi günü, cuma günü. Yani her haftanın her günü o pazar yerini biz belediye olarak kullanabiliriz, bir pazar açabiliriz. Orada çarşamba pazarındaki arkadaşlarımızın hakkı salı günü öğlen, çarşamba akşamıdır. Hatta şöyle bir şey daha söyleyeceğim. Yapılan sözleşmeye göre aslında hakları da bitik şu anda. Yani pazarcılar odasıyla yapılan sözleşmeye göre şu anda aslında hakları bitmiş durumda. Onu da işte şu sezon geçsin, oturacağım onlarla da konuşacağım. Devam etmek isteyenler bir tekrar bedellerini ödeyecek. Çünkü 5 yıllık bedellerini, 10 yıllık bedellerini biliyorsunuz pazarcılar odasına ödediler zamanında. Biz satın aldık, biz yaptırdık. Dolayısıyla bizim gibi bir zihniyet var. Ama bitmiş durumda şu anda. Hmm. Artı hani parayı bizim belediyeye ödemediler. Sonuçta pazarcılar odasına ödediler. Bizim de pazarcılar odasıyla yaptığımız sözleşme bitmiş durumda. Evet. Hani ben vicdansızlık yapacak olsam, hele böyle bir belediyenin şöyle bir zor durumunda her tezgaha ben tekrar satmak durumundayım şu anda onlara. Ya oturacağım, konuşacağım da onlarla. Yani devam etmek isteyenlere zaten kanunda var. Devam etmek isteyen, önceki hakkı olanlar, tekrar devam hakkı onlarda. Evet. Sınırsız gibi bir şey yok. Hayır. Olur mu öyle şey? Zaten pazarcılar odamızla yapılan sözleşmede, pazarcılar odamızın çarşamba pazarıyla ilgili yapmış olduğu anlaşmada bir sürü yükümlülüğü pazarcılar odası yerine getirmemiştir. Her şey eksik. Yani tam kapalı pazar yeri değil, kapalı, orada kamera sistemleri yok. Üniversiteden gelen rapor var, güçlendirmeyle ilgili benim orada sıkıntım var. Güçlendirme yapması gerekiyor pazarcı odasının, yapmamış. Aşağıda otoparkta sıkıntımız var. Anladın mı? Yani su baskınları var. Zaten şu anda diyorum yani, eğer vicdanen
ben bilmesem oradaki kişiler, Bucaklı'da benim, Denizli'de benim, yani onlar da Türkiye'nin bir vatandaşı. Zamanında almışlar ama şunu iyi bilmek lazım. Bir, satın aldıkları zaman sözleşme süreci bitmiş durumda zaten. Hadi bunu da geçtim. Pazarcılar Odası'yla yapmış olduğumuz sözleşmenin de bir anlamı yok şu anda. Ama ben biraz daha zaman geçsin, şu sezon geçsin, ondan sonra Çarşamba Pazarı'yla görüşeceğim. Yepyeni konseptiyle Kasapoğlu Mobilya'da %10 vergi indirimi devam ediyor. Her bütçeye uygun yüzlerce çeşit ürün sadece Kasapoğlu Mobilya'da. Mobilya almadan bir düşünün ama bize uğramadan asla karar vermeyin.